Merhaba arkadaşlar, Kırmızı Kep'e hoş geldiniz. Kırmızı Kep'te Fenerbahçe ile zorlu hedefler serimizin 19. bölümüyle karşınızdayım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok kritik maçlara giriyoruz artık. Son 4 maçımız ve bu 4 maçta 6 puan almak zorundayız. Eğer 2 maçı kazanırsak klasman 5'e çıkıyoruz. 3 maçı kazanırsak klasman 6'nın şampiyonu olarak, kupasını alarak çıkıyoruz. Gerçekten zorlu maçlar. Düğümün çözüleceği maçlardan biri olabilir. Bruno Alves cezalı, hemen yerine defansta Bağ'ı alıyorum. Gözler Bağ'ı arıyor. Bağ'ı entegre ettim. En sonki sistemim gerçekten hoşuma gitmişti. Gökhan Gönül'ü çıkaralım. Kondisyon bilerek basmıyorum çünkü yedeklerle zengin bir kulübüz. O yüzden rotasyon yapa yapa ilerlemek istiyorum. Ne gerek var? Gökhan kondisyonu bittiği zaman Şener'i alırız. Caner bittiği zaman Hasan Ali'yi alırız. Bu oyuncularla da oynamak istiyorum. Yani bunlar da Fenerbahçe'nin bir parçası. Diego devam etsin, ikinci yarı çıkarırım. Volkan Şen, Markovic. Markovic'in yerine Alper Potuk'la başlayabilirim. Alper Potuk'la başlamak istiyorum. İkinci yarılarda girip çok önemli işlere imza atan bir oyuncumuz. Her şey iyi. Hiç takmıyorum Kea'nın kondisyonun 70 olmasına. Devam ediyoruz. Mehmet Topal nasıl? Mehmet Topal 83. Souza nasıl? Tamam, Souza ile Mehmet Topal'ı değiştirelim, dinlendirelim. Umarım bu bölümde yine bir galibiyet alırım. Bu bölümde bir galibiyet demek, diğer bölümde de bir galibiyet demek, bu ligden artık çıkmamız demek. Ama olur da iki galibiyet alırsak diğer bölümde artık şampiyonluğa oynarız ve tadından yenmez. Bu ligi tekrarlamak istemiyorum. Haydi şans bizden yana olsun. Başarılar bize. Rakip geldi, deplasmandayız. Kabul ediyorum. 88 Motor 88 adlı bir takım oynayacağız. Ah, kendi evimizde olsa şu taraftar efektleri oyuna biraz daha renk atıyor ama olsun. Deplasmandayız. 1 puan ne olur? Eğer 1 puan alırsak bir işimize yarar mı? Yaramaz sanmıyorum. Nasıl? Kalan son 4 maçta 3 beraberlik 1 galibiyet yine bizi üst lige çıkarır. 4-5, yani 4-5-1, 4-1, 4-1. Hemen hemen bizim sistemin aynısı. Tek forvetle oynayan bir Alman takımına karşı oynuyoruz sanırım. Tam dikkat etmedim ama Lewandowski'yi falan gördüm forvette. Şans bizden yana olsun. Diyecek başka bir şey yok. Başarılar Fenerbahçe. Başarılar. Bugün üzüldük. Gerçek futbolda üzüldük. Umarım sanal alemde yüzümüz güler. Evet, sıkıntılı gibi. Yapmayın bunu. Bakın, çok ağır çekim oynuyorum. Bunu yapmayın lütfen. Oyunun şevkini, isteğimizi kırmayın lütfen. Olmadı bu. Uf. Meireles, Raul Meireles, gole yaklaştık. Spikerlik yapacağım. Yaptırmıyor çünkü oyun ağır ilerliyor. Çok güzel şuttu. İnşallah 1-2 gol atarız ve bu rakip erkenden oyundan çıkar. Raul Meireles, iyi şutları var. Ben bu oyuncunun şutlarını seviyorum. Ya ne kadar kötü. Donuyor diye tam dolduramadım işte. Erken bıraktım. Hadi 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 hadi. Alırız alırız. Bu maçı alırız sanırım. Rakibin ayağına ilk kez top geldi. Eğer hücumu da defansı kadar kötüyse biz bu maçı alırız. Haydi çocuklar, yürüyün. Donma monma bize fıs. Hayır. Evet. Bağ. Ağır çekimde oynuyoruz. Harika bir top Alper Potuk'a. Alper Potuk. Yürü oğlum Alper Potuk. Gol. Ah. Nasıl olur? Hadi Robin van Persie. Volkan Şen. Ortadan yavaş yavaş geliyoruz. Van Persie'den Hasan Ali'ye. Hasan Ali ortaya dönerse tehlike. Raul Meireles. Vurur bu adam. Raul Meireles yine. Ne oldu? Bir şeye düdük geldi ama anlamadım. Topun gerisine Diego gelsin. Robin van Persie'nin işi yok. Abi çok güzel bir boşluk daha var ya orada. Bu ceza sahası dışı boşlukları. Plase bu sefer. Ah, vurdurmadılar. Ah. Thiago. Kayarak müdahale kötü. Hayır. Hamlelerimizi anlayamıyoruz. Bir kişi çıkar üstüne.
Bizde. Bravo Şener ya. Ters kaleme de hayır. Güzel, 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 güzel. Şener Özbayraklı. Gitti Diego. Vallahi Diego'yaydı o top. Neyse. Alper Potuk. Alper Potuk. Hamle başarısız. Alper Potuk girdi. Alper Potuk. Bir çalım denemesi daha. Çıkardık pası. Bu kadar anlamsız bir pas olamaz. O top Diego'ya gelse gol. Souza'ya attı. Van Persie vur. Penaltı. Ya çal şunu hakem. Skandal kararlar var. Skandal olaylar var. O topu Diego'ya atmadı, gördünüz değil mi? Ağlıyorum ağlıyorum oynarken. Takılmalara bakın, 20 FPS'de oynuyorum şu oyunu şu an. Vur oğlum lan. Vur oğlum be. Bizde. Raul Meireles. Şen. Güzel yere. Alper Potuk. Çalım gol getirir. Alper Potuk gönder altından. İşte bu kadar. Alper Potuk yine sahneye çıktı. Son bölümlerdeki kurtarıcımız yine affetmiyor. Yine boş geçmiyor. Alper Potuk harika bir çalım. Rakibe sırtını verdi. Vücudunu kullanarak çalımı attı ve kalecinin solundan, kendinin sağından Alper Potuk dakika 31'de yüzümüzü güldüren golü attı. İşte böyle, işte bu sıkıntılı maçta yine tek kale oynayan taraf biziz. Ama bu maçı kazanmalıyız. Bir şekilde. Oyuncuların birbirine girdiği işte en nefret ettiğim şey. Kör gibiler, kör. Bizde. Çok güzel çocuklar. Hadi çocuklar. Josef, Alper Potuk'a harika bir top. Yetişir miyiz? Yetişemeyeceğiz. Bravo Meireles be. Güzel yere. Diego, in Alper Potuk gitti. Harika. Bir kere daha. Müthiş top. Haydi oğlum, ver pası. Gol! Robin van Persie. Kötü pas ama iyi vuruş. 2 olduk. Çok mutluyum. Gerçekten kötü pas ama işte Robin van Persie bunu yapmalı. Gerçekte de bunu yapmalı. Mücadele etmeli, uçmalı, kaymalı. Bizim bildiğimiz van Persie bu. 2-0 öndeyiz. Sesim yine titremeye başladı heyecandan. Ah be hakem. Bu sıkıntılı maçta 2-0 öndeyiz. Önemli olan 3 puan. Maçın kalitesi değil, önemli olan gerçekten 3 puan. Erken gol yemememiz lazım. Erken gol yemememiz lazım Volkan Demirel. Volkan Demirel. Rakibin tek ve en tehlikeli şutu dolayısıyla. Boateng defanstan çıktı, Josef araya girdi. Josef de Souza. Josef harikasın. Robin van Persie bekliyor. Robin van Persie solda boşluk var. Harika yere. Volkan Şen, yürü Volkan Şen. İndirdi kafasıyla. Volkan Şen aç ayağından. Hadi. Verdi pası. Robin van Persie. Gol. Kelimeler bu pozisyonu anlatmaya yetmez. Harcadık. Tek kelimeyle harcadık. Lewandowski. Kea. Harikasın ya. Sen bu sene Fenerbahçe'nin en iyi transferisin. Gitti oyuncular. Şaşırıyoruz. Ne oldu? Ya bir saniye, ne oluyor? Ya skandal bir karar arkadaşlar. Penaltı mı verdi? Aa ya, böyle saçmalık olamaz. Hasan Ali benim kontrolümde bile değil. Şoktayım ya. Ya yemin ederim şoktayım ya. Ortada pozisyon yok. Hakem penaltı çaldı. İnanamıyorum. Hadi van Persie. Hakemler yine devrede. Ne oldu arkadaşlar? Pozisyon tekrarını izleriz. İzleriz izlemesine de ben bir şey yapmadım ki. Devam ediyoruz. Lütfen beraberlik gelmesin. Hak etmedi rakip. Hadi van Persie. Evet. Yürü oğlum. Evet bizde.
Vur oğlum be. Kucağına. Ah ne güzel rahatlamıştık ya. Ne güzel rahatlamıştık ikinci golü bularak. Bah. Hadi bir 3. Kime ya? Ya ben o adamı görmüyorum bile. Orada adamın olduğunu bile bilmiyorum. Ne saçma bir pas bu. Ya ne saçma oynuyorsunuz? Alper Potuk bu takımın her şeyi ya. Şu koşullara bakar mısınız? Volkan. Bomboş. Faul. Ya faul değil mi bu? Ama olamaz ki. Maç nereden nereye geldi ya? Ya maç nereden nereye geldi ya? Ya yazıklar olsun ya. Söyleyecek bir şey bulamıyorum ya. Maç bir anda nereden nereye geldi? Moralmen de kötü taraf biziz şu anda. Haydi oğlum. Çok güzel top. Raul Meireles be. Yürüyün be çocuklar. Ah ya, ah ya. Yetişiriz. Bravo Volkan. Abi skandal kararlar bunlar. Yemin ediyorum skandal kararlar ya. Gitti Alper Potuk. At! Ya Alper önüne bak ya! Daha sakin. Yeneceğiz biz bunları. Allah'ım ya Rabbim ya, inanamıyorum yaşadığımız pozisyonlara, inanamıyorum. Aklım almıyor, el vermiyor. Hadi çocuklar. Dakika 75. Çok stresli. Çok stresli. Heh, oyun donuyor. Kopacağız mı? Lütfen bitmesin bu maç. Lütfen. Ya yapma ya. Yapma ya. Yeneceğiz biz bunları. Koşandık sarı ağacı. Yazıklar olsun. Saracoğlu yokuşlarında. Siyah çoraplılardan doğan bu sevda büyüyor omuzlarımızda. Siyah çoraplılar. Abi 17 dakika kalmış. Ben oyunu durduruyorum, oyuncu değiştiriyorum ve oyun devam etmiyor. Bence rakip çıktı gitti, kopardı bağlantıyı. Ya vallahi billahi yazıklar olsun ya. Ya ne saçma bir sistem bu ya. Niye beni 75 dakika oynatıyorsun o zaman? Bu benim oyundan soğuduğumun göstergesi. Maalesef arkadaşlar, kusura bakmayın ya, gerçekten ne kadar saçma sapan bir olay bu ya. 75 dakika maç oynuyorsun, 2-2 tek kale, saçma sapan bir penaltı, adam nasıl berabere getirdiğini bilmiyor maçı ve çekip gidiyor, maçı da saymıyor ya. Böyle bir şey olur mu? Ben o golü bulacağıma adım gibi inanıyordum ya. Yazıklar olsun. Yani söylenebilecek tek şey yazıklar olsun. Hem insanların zamanını çalıyorsunuz, hem insanların zevkini bitiriyorsunuz. Yapacak bir şey yok maalesef. Rakip geldi. Kendi evimizdeyiz. Taraftar bizi diriltebilir. Başka bir şey değil.
Evet, bizi sadece taraftar diriltebilir. Köklü bir takıma karşı oynuyoruz. 2013 yılında kurulan bir takıma karşı oynuyoruz. Zor olacak. Gerçekten zor olacak. Hevesimizi ilk maçtan yine alan bir oyun. Rating 85, 4-3-3. Biz Fenerbahçe'yiz. Bakalım neler olacak. Haydi. Ruhumuz tekrar yerine gelsin. Kadıköy'deyiz. Şükrü Saraçoğlu stadındayız. Artık klasikleşen bir görüntü. Fenerbahçe Magic Ball karşısında. Sihirli top karşısında. Burası Kadıköy, buradan çıkış yok. Bunu biliyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla mücadele edeceğiz. Pes etmek yok. Asla yılmak yok. Bu taraftar buraya boşa gelmedi. İnanıyoruz, güveniyoruz. Fenerbahçe taraftarı bu yükü omuzlarından atacak. Haydi bakalım. İlk 11'imiz görüntüde. Magic Ball. De Alves, De Alves. İngiltere Ligi. İspanya Ligi. Karışık. Ah oyun, ah, ah bizi bitirdin. Bu maçta tekrar bu taraftar bizi kendimize getirmeye başaracak. Maçın hakemi de görüntüde. Umarım bu sefer yanlı kararlar olur. Umarım bu sefer aleyhimize hak etmediğimiz kararlarla karşılaşmayız. Haydi çocuklar, haydi başarılar Fenerbahçe. İnanıyoruz, güveniyoruz. Hedefimiz 3 puan. Mutlaka kazanmalıyız, mutlaka. Abdullah Yeba. Şener. Şener çalımı attı. Şener Diego'yu gördü. Diego Ribas sıyrıldı. Harika hareketler. Diego top ayağında. Robin van Persie'ye girmedi. Pres. Ah ah ah. Hatalı bir pas Kea'da kaldı. Bravo çocuklar. Meireles. Diego. Diego bastı topa. Şut deneyecek. Diego vurdu. Gol mü? Ya bu kadar kötü bir şut görmedim hayatımda Souza. Neyse iyi başladık. Taraftar alkışlıyor. Biz kızıyoruz, taraftar alkışlıyor. Keşke kontrol etseydik, keşke. Geldiler. Mata ile geldiler. Juan Mata orta, bomboş. Offside, offside. Evet, iyi gördü hakem. Caner Erkin. Kötü top. Volkan Şen kalk. Mata. Tehlikeli geliyorlar. Ortalarında demek ki bir olay var bu takımın, bakın çalışmışlar. Volkan. Van Persie. Faul bekliyoruz. Bravo Van Persie. Volkan Şen çalımı attı. Top bizde kalır mı? Kaldı. Robin Van Persie. Top ayağında, Volkan Şen bindirdi. Volkan Şen topu kontrol etti. Girdik. Ah. Bizde kaldı. Hadi Raul Meireles. Meireles. Yapıştıracak Meireles. Vurdurmadılar. Çok zayıfız, çok, gerçekten çok, çok etkisiziz. Hissedebiliyorum. Alper Potuk, Diego'ya. Girmeyin birbirinize. Diego'dan tekrar Alper Potuk'a. Alper Potuk, rakibi karşısına aldı. Olmadı, skill hareketimi kabul etmedi. Tekrar geliyoruz. Şener. Top çeviriyoruz. Çok güzel oynadık. Diego, Diego çalımı attı. Girdi ceza sahasına, olamaz. İstediğim hamleleri yapamıyorum. Caner be. Caner be, kralsın Caner. Güzel. Çok güzel top. Kimden? Taç bizim. Saçma oynuyoruz, saçma. Bırakma Caner. Bırakma oğlum. Hayır. Rakip çok tehlikeli. Bağ var orada, 1.90. Orta geldi. Tehlikeli Kea. Tam top bizde. Orta alanda kimse takip etmiyor topu. Topu aldık. Haydi Meireles. Haydi kontrol et artık şu topu. Diego. Topuk pası. Sağdan bindiren Şener var. Tek top. Offside. Maalesef offside. Çok güzel yere. Haydi Alper Potuk be. Bu ne ya böyle? İnanamıyorum, bu nasıl bir kontrol? Diego! Diego! Yine Diego sahneye çıktı. 1-0.
Çok güzel bıraktık. Harika bir gol. Diego Ribas. Sistem değişikliğinden sonra Diego'nun her maçta bir golü var. Yine dakika 31. 1-0 öndeyiz. Hadi çocuklar, hadi çocuklar. Bizde top. Caner Erkin. Taraftar 2 diyor. Güzel deneme. Rakibi zora soktu bu top. Josef de Souza. Vurdu Josef Souza. Aman heyecanlandık. Top kalecinin önünde yeri sekince çarpınca heyecanlandık bir an için. Caner Erkin. Harikasınız. Geldik. Şener Özbayraklı. Müthiş yere. Robin van Persie. Robin van Persie. Harika bir gol. Müthiş bir vuruş. Bunları bekliyoruz biz. İşte bu kadar. Müthiş bir şut çıkardı Robin van Persie. Harikasınız çocuklar. Evet, yine 2-0 öndeyiz. Rakip daha tecrübeli. Dikkat etmemiz lazım. Kendi elimizde oynamamızın avantajı da var. Kestirme Caner. Top bizde. Evet, korner. Rakibin ortaları tehlikeli. İçeriye doğru. Çok güzel çocuklar. Vurdurmayın. Vurdurmayın. Diego. Canla başla mücadele eden bir oyuncu Diego. Diego topu kaptı. Diego presimiz var. Iniesta topu kaptık. Biter mi bu iş? Robin van Persie gitti. Haydi van Persie. Robin van Persie. Robin van Persie. Çıkar. Çok kötü top. İnanılmaz kötü top. İşte oyuncu hızlı olsa 3-0. Ah. Fabregas. Diego mücadelemiz var. Ya nasıl o? Nasıl o top oraya gitti? Pedro. Orta bomboş. Büyük bir hata. Gerçekten rakip %100 gol pozisyonunu kaçırdı. İlk yarının artık son anları. Volkan Demirel. Çok güzel yere. Alper Potuk. Bu nasıl bir iş? İlk yarı bitti. İlk yarıda her zamanki gibi topla oynama üstünlüğümüz var. %54'e %46. Pas isabetimiz bu maçta %86. İşte offline'a yaklaştık neredeyse. İkinci yarı. Bir 15 dakika sonra Diego'yu değiştirip Nani'yi alacağım. İkinci yarı başladı. Bu maçı vermeyelim artık. Olumsuz düşünmek istemiyorum ama bu elimizdeki maçı vermeyelim. 3 kişi topu bıraktı. Dengesiz yakalandık. Bağ yavaş. Da Silva var. Silva pası verdi. Tehlikeli. Orta gol getirebilir. Orta. Diego Costa'ya vurdurmayın. Ya hoca devam ettir. Sen ne kadar salak bir hakemsin. Volkan Demirel. Boşluğu gördü. Volkan Şen. Kötü top. Kötü top. Costa. Orta. Ya söylenecek söz yok. Maalesef yok. Ya bu kadar salak gibi bir gol yenir mi Volkan ya? Bakın hakemin ufacık bir kararı gol yememize sebep oldu biliyor musunuz? Avantajı devam ettirse offside'da belki gol atacaktık. Döndü gol yedik ya. Ya böyle bir adaletsizlik yok ya. Moralimizi bozmayalım. İyi oynayan taraf hep bizdik. Diego. Hadi. Aa ya aa oyun kafayı yiyor ama ya. Diego'ya atmıyor topu gidiyor. Lütfen ya. Lütfen ya. Lütfen FIFA kendine gel. Alper Potuk. Yürü Alper Potuk. Müthiş bir boşluk var. Ben bu oyuna inanmıyorum ya. Ben bu oyunun adaletine inanmıyorum. Son bir pas vereceksin adam akıllı. Onu vermiyorsun. Oraya kadar getiriyorsun ama o son pası verdirtmiyorsun. Yetiş. 58 oldu. Caner. Hadi 3'ü bulalım. Ben Alves. Bravo Caner. Bırakmayın. Yaptırmayın o ortayı. Hadi çıkıyoruz. Diego. Harikasın oğlum. Volkan Şen bittin biliyorum. Alper Potuk'a. Güzel.
Avantaj. Yürü oğlum. Gole gidiyoruz. Haydi çocuklar. Diego bitti. Vurmam lazım. Evet, oyuncu değiştireceğiz artık. Çok kritik pozisyonlarda yanlış adamlarla buluştu toplar. Orada Diego'nun yerine Alper Potuk olsaydı gole atmış olabilirdim. İlk yarıda bomboş pozisyon, dümdüz Robin van Persie gibi ağır bir adama geldi o top. Golü bulamadık. Volkan Şen'in yerine de Markovic'i alacağım. Hadi bakalım. İki oyuncu değişikliği. Orta sahada top bizde. Dakikalar artık 73. Galibiyete hep yakın olan taraf bizdik. İndirdiğimiz top Costa'ya geldi. Lütfen çocuklar. Diego Costa. Kritik müdahale. Luis Nani. Nasıl hatalar yapıyoruz? Nasıl hatalarla karşılaşıyoruz? Anlamak mümkün değil. Aman Volkan, aman. Aman. Bah. Şener. Haydi bir kontra atak daha. Yürü Alper Potuk. Yürü be oğlum. Yürü be oğlum. Olamaz ya. Bir çalım atsam gol gelecek. Bitecek bu iş. Olmuyor ya. Olmuyor ya. İçeriye orta. Kea. Vurun. Olmadı. Evet, defansif bir futbol diyorum artık. Josef. Top bizde. Markovic. Güzel hareket. Olmuyor arkadaşlar. Dakika 82. Bu dakikadan sonra gol yemek istemiyorum. Bravo Meireles. Top bizde. Sakin. Meireles. Yine harika bir boşluk. Alper Potuk yoruldu bugün. Alper Potuk bu kadar yorulmasa. Ya abi, bir kere de düzgün pas at ya. Ya bu oyun bozuk arkadaşlar, bozuk. Yemin ediyorum bozuk. Kodlanmış, oraya gelince pas çıkarmamak oyunun yapısında var. Markovic, rüzgarın oğlu Markovic. Bu işi bitirecek artık Markovic. Yazar Markovic. Yazar Markovic. Yazdık işte. Bitti bu iş be. Oh. Ne diyeyim ben, ne diyeyim? Rahatladım ya, vallahi rahatladım. Kaleciyi de soktuk içeri. Vallahi billahi öldüm arkadaşlar, öldüm. Bir maçta daha yaşlandım. Harikasınız ama. Mücadele, mücadelenin hakkı galibiyetti. Bitti bu iş. 4 mü gelsin ya? 4 mü gelsin? Hadi Alper Potuk. Alkışlar var, alkışlar. Şener Özbayraklı. Meireles. Lazar Markovic. Ah, geçse gol. Son saniyeler artık maçta. Maç bitecek artık. Kea. Diego Costa. Kea bırakmadı ki. Hadi 4 geliyor. Bitirme hoca. Bitirme hoca, 4 geliyor. Faul. Evet. Gitti aradan. At bunu. Kötü şut Robin van Persie. Bitiyor artık maç. Bitirme hoca. Bu 4 gelmeden bitirme. Ah. Kalbim yerinden çıkacaktı. Ah, şu kötü şut var ya. Arkadaşlar, Robin van Persie maçın oyuncusu oldu. Bizi heyecanlandıran çok pozisyon vardı bu maçta. Maç bizim hakkımızdı. %54'e %46 topla oynama üstünlüğü, %84 pas isabeti, 9 şut. Her şeyde biz üstünlük ve bu maçı kazanmalıydık ki öyle oldu. Artık son 3 maçta bir galibiyet bu işi bitirecek. Heyecanlanıyorum gerçekten. Bu maçı oynarken duygularıma engel olamıyorum. Cidden heyecanlanıyorum. Strese gidiyorum, seviniyorum, üzülüyorum. Bu oyun bana bu duyguları yaşatıyor. Ama bilmiyorum. Daha fazla şey söylemek istemiyorum oyun hakkında. Arkadaşlar, video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Görüyorsunuz ne kadar emek var. Maçı adeta yaşıyorum oynarken.
Videoyu beğenin, teşvik edin. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Adım adım ilerliyoruz hedefimize. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Kırmızı kepte kalın. Hoşça kalın. Çok